Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Osman. Bugün biraz çölyak hastalığı nedir? Onu konuşmaya çalışacağız ve kafanızdaki soru işaretlerini elimden geldiğince gidermeye çalışacağım. Çölyak hastalığı ya da diğer ismiyle gluten enteropatisi, bağırsaktaki sindirimi sağlayan o tüylü yüzeylerin yani villüs hücrelerinin dökülmesi ve asıl işlevi olan vücuttaki alınan besinlerin vücuda alınması işlevini yapamaması durumunda ortaya çıkan bir durumdur. Yani bir geçirgenlik sorunudur. Geçirmesi gereken, içeri alması gereken maddeleri alamaması durumunda genellikle büyüme gelişme geriliği şeklinde hastalar karşımıza gelirler. Bu hasarı içerisinde gluten bulunan bütün maddeler yediğinizde yaşayabilirsiniz. Yani buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahılların içerisinde bulunan gluten isimli bir protein bu hastalığın asıl sebebidir. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Gluten buğday demek değildir. Buğday içerisinde belki 20 tane, 30 tane protein var ve bunların hepsinin birleşmesi birleşimi belli orandaki birleşimi buğday proteinini oluşturuyor ya da arpa proteinini oluşturuyor. Bunların içerisinde bulunan sadece bir protein olan glutenin varlığı orada o hastalığın oluşumuna sebep olan bir şeydir. Yani siz bu proteinciğin içerisinde bulunan hangi maddeyi alırsanız alın bağırsaklar aynı etkiyi yapamayacaktır. Yeteri kadar besinleri alamayacaktır vücuda ve büyüme gelişme geriliği ortaya çıkacaktır. Çölek hastalığı bir genetik hastalıktır arkadaşlar. Yani anneden babadan geçen genler üzerinden çocuğa kalıtılır. Çölek hastalığı biz çoğu zaman Bebeklerde erken yaş grubunda gördüğümüzü söylemem gerekir ama nadiren de olsa literatürde ileri yaşta da görülebildiğine dair bazı literatürde çalışmalar var. Ama genellikle biz erken çocukluk döneminde ve bir çocuğun kilo almasında bozukluk büyüme gelişme geriliği şeklinde hastaların bize başvurması nedeniyle görüyoruz. Köle hastalığı vücutta immünolojik cevabı tetikleyen çevresel ve genetik faktörlerin birlikte rol ayınaması sonucunda ortaya çıkar. Yani çocukta genetik olarak bir hazırlık olması lazım. Artı çevresel etkinlerin bu genetik yapıyı başlatması lazım. Başlatıcı bir düzenek var. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama genellikle geçirilen virüs enfeksiyonları ya da kullanılan kimyasal bol maddelerin buna başlattığına dair bazı söylentiler. Olayın zaten başlangıcı ve asıl müsebbibi olması nedeniyle glutenli gıdalar başlıca bu hastalığın başlatmasının sebebi olduğunu söyleyebiliriz. Peki burada şöyle bir soru aklınıza gelecek. Glutenli gıda hiç mi tüketmememiz lazım? Hayır arkadaşlar böyle bir şey söylemiyorum. Sadece çöllek hastalığı olan kişilerin tüketmemesi gereken bir durumdur. Ve eğer böyle bir şüpheniz varsa çöllek hastalığından şüpheleniyorsanız gluteni tüketmezsiniz ve vücudunuzdaki her şeyin normale döndüğünü görmeniz aslında tanı koymak için yeterli desek yanlış olmaz. Fakat altın standart yöntemi tanı koymada bağırsaktan biyopsi alınması, örnek alınması ve bunu patolojik olarak incelenmesidir. Peki aklınıza gelecek çevresel faktörler ve bu faktörlere karşı alınabilecek tedbirler var mı? Varsa bunlar neler? Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Çevresel faktörler için ne yapabilirsiniz? Mesela anne sütünün eğer şüpheniz varsa verilmemesini düşünebilirsiniz. Ya da kullanılan mamanın türü içerisinde herhangi bir gluten bulunmamasını sağlayabilirsiniz. Günlük alınan gluten miktarını sıfıra indirmeye çalışabilirsiniz. Veya kullandığınız tahıl tipleri içerisinde az önce saydığım bu dört tane tahılı kullanmamaya çalışırsınız. Aynı zamanda az önce söylemiştik ya bir bağırsak geçirgenlik problemiydi antibiyotik tarzında yoğun bir şekilde oradaki mikrobiyatayı yok edecek antibiyotik tarzında ilaçları kullanmamaya çalışırsınız. Bunun dışında alınabilecek bazı tedbirler var arkadaşlar. Mesela anne sütünü teşvik eden bebek dostu hastanelerde doğum yapmak sizin bir avantajınızadır. Ama bebek dostu hastane tanısı alıp da sezeryanla bütün bebekleri doğurtan hastanelerden bahsetmiyorum. Bunun dışında toplumu besleme konusunda bilinçlendirme çalışmaları gene işimize yarayacak ve alınabilecek önlemlerden bir tanesi. Bunun dışında tedavi yönelik bazı hizmetler var ve gene bu hastalığın çıkışının sebebi glutendi. Glutensiz beslenmeyi özendirmekte gene bu hastalığın ortaya çıkmasını ya da artarak insanlara sıkıntı oluşturmasının önüne geçilebilir. Madem böyle diyorsunuz, madem böyle bir durum var hepimiz glutenden kurtulsak ne olur? Olabilir. Yani gluten almadığınız zaman vücudunuzda büyük bir sıkıntı oluşmayacaktır ama bizim genel beslenme alışkanlığımız glutenli gıdaları almaya yöneliktir. Biraz sonra sayacağım. Mesela glutenin besin içerisindeki etkilerini saydığımız zaman hamurun kabarmasını sağlıyor. Dolayısıyla hamurun daha fazla kabarmasını, kekinin daha fazla kabarmasını, çöreklerinin daha fazla kabarmasını sağlayan bir madde olması nedeniyle iyi ev hanımlarının, annelerin aslında vazgeçilmez ürünlerinden bir tanesidir. Bunun dışında gıdaların raf ömrünü uzattığını biliyoruz ve böyle olduğu için de aslında besin endüstrisinin oldukça yoğun bir şekilde kullanmaya çalıştığı bir üründür bu. Bunun dışında elde edilen besin mamulünün kalitesini artırdığı için yani tadını ya da lezzetini ya da buna benzer şeyleri artırdığı için gene besin endüstrisinde oldukça yoğun bir şekilde kullanılıyor. Bu nedenle glutensiz unlarla yapılan ürünler kolay bir şekilde bayatlar ve yeteri kadar şişmez, şekil verilirken zorlanır ve aslında tırnak içerisinde daha kötü görünen besinler haline geleceklerdir. O yüzden eğer bir şirket glutensiz ürünü glutensiz olduğunu söylemez ve sadece glutensiz yaparsa aslında bizim kriterimizde güzel yapmadığını düşünürüz. Fakat bunun dışında gluten kullanmadan da glutenin yerine alabilecek birkaç tane besin maddesi var. Yani glutensiz beslenen insan pirinç yiyebilir, mısır yiyebilir, nohut yiyebilir, kara buğday yani greçka yiyebilir, darı yiyebilir, quinoa yiyebilir, tef yiyebilir. Ya bunların hepsi aslında bir buğdayın yerine, arpanın yerine, Çavdarın ya da yulafın yerine alabilecek ürünlerdir arkadaşlar. Şimdi aklınıza şu soru gelecek: Çölyak belirtileri ve tanısı ve komplikasyonlar nelerdir? Yani çölyak biz nasıl anlayacağız, nasıl tanısını koyacağız ya da çölyak olduğu zaman biz çocukta ya da bir erişkinde neleri görmemiz gerekiyor? Şunu söyleyebilirim: Bazı bireylerde bu çölyak hastalığı yıllarca hiçbir tanı, hiçbir belirti vermeyebilir veya çok hafif seyredebilir ve kolay bir şekilde gözden kaçabilir. Anlayacağınız üzere hastalık Tipik olarak herkes de şöyle gider diyemezsiniz arkadaşlar. Şüphe ettiğiniz durumda mecbur hafif belirtilerin de olduğu vakaları dışlamak amacıyla belli endoskopileri, kolonoskopileri yapmanız lazım. Ama kolonoskopi ya da endoskopi yapmak oldukça yoğun ve zor bir süreçtir. O yüzden dışlayabileceklerinizi öncelikle dışlayın. En son aşamada siz bu endoskopi yaparak bu patolojik raporu alarak bir tanı koyma aşamasına geçersiniz. Çölyak hastalığı olan çocuklarda özellikle karın ağrısı vardır, karında şişlik vardır, ishal vardır, huzursuzluk vardır, iştahsızlık vardır. Enfeksiyonlarda bir artış vardır gelişme geriliği vardır, büyüme geriliği vardır, kilo alamama vardır. Çocukların boyunun uzamadığını fark edersiniz ya da uzamada bir yavaşlama hissedersiniz. Bebekler bir persentil kaybeder. Yani normalde gittiği aralıktan yavaş yavaş aşağı düşmeye başlar. Bu durumda şüphelenerek mecburen adım atmanız gerekir. İleri yaşlarda hastalığın belirtileri daha geniş bir yelpazede tanınabilir. Çünkü çocuklukta olay daha çok büyüme gelişme geriliği, kilo alamama, işte bazı vitaminlerin, minerallerin eksikliği gibi düşünülürken Erişkinlerde özellikle yıllar içerisinde olan karın bölgesindeki şişkinlik bir karın bölgesinde ön tarafa doğru bir şişkinlik haline gelecektir. Bunun dışında yaşa göre kilonun az olması, kas zayıflığı, oldukça dirençli bir kansızlık olması, dışkıda anormallik, özellikle büyük tuvalet ihtiyacının artması, sık sık ishal olunması, bunun dışında kusmalar, bezginlik hali, nedeni bilinmeyen karaciğer hastalıkları, büyüme geriliği, ağız içerisinde oluşan aftlar, iştahsızlık, gaz şikayetleri, eklem ya da kemiklerde bazı arılar, özellikle emilimindeki eksikliğe bağlı ikincil sorunlar oldukça sık bir şekilde karşılaşabilir. Bunun dışında devamlı huzursuz olan, devamlı sıkıntı çıkan bir insanın sinirlik hali, bunun dışında ciltte kaşıntılı dökümlerin oluşması, çölek hastalığı bunlar erişkin hastalarda görülebilecek aklınıza gelmeyecek bir sürü durumdur arkadaşlar. Şimdi çölyak hastalığı her yaşta teşhis edilebilmekle birlikte teşhis zor olan hastalıklardan biridir. Çünkü kesin tanısı için bağırsaktan bir parça alınması lazım ve bunun patolojik olarak incelenmesi lazım. Yani şundan bahsediyoruz. Bir çocuğa ya da bir erişkine endoskopi ya da kolonoskopi yaptırıp sonrasında onun incelemesiyle ortaya çıkacak bir hastalıktır. Yani hadi kan kanda vardır, yoktur demek. Evet, şüphelendiğimiz vakalar oluyor, yaptığımız tahliller oluyor ama kesin tanısı için mecburen parça alınarak, örnek alınarak test edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi size bir liste sayacağım arkadaşlar. Özellikle çölyak hastalığını düşündüğümüz ve biyopsi yapmadığımız için kesin tanısı almayan bazı hastalarda yani şu hastalığı olan kişilerde çölyağı da aslında araştırmak yanlış olmaz. Özellikle tip 1 diyabetes mellitus dediğimiz çocuk tipi şeker hastalığında oldukça sık bir şekilde görülür. İkincisi otoimmün tiroid hastalığı varsa eğer bir vücudun kendi kendine saldırdığı tiroid hastalığı varsa gene otoimmün mekanizma ile gerçekleşen bir karaciğer hastalığı varsa IgA eksikliği varsa ki IgA'yı biliyorsunuz arkadaşlar bağırsaklarda özellikle salgısal bir antikordur ve bağırsaklardan geçmeye çalışan mikropların önünü kesen bariyerlerden bir tanesidir. IgA eksikliği de oldukça sık bir şekilde görünür. Bunun dışında Down sendromu, Turner sendromu, Williams sendromu gibi özel sendrom durumlarında da gene çölyak ihtimali artmıştır. Bu tarz hastalıklarda da bir çölyak taraması ya da çölyakın aklının bir köşesinde durup gerekirse adım atılarak bir test yapılması gündeme getirilmelidir. Peki aklınıza şu gelecek. Diyelim ki tedavi etmedim, çok da umursamadım. Çölyak hastalığının kısa ya da uzun vadede bir riski var mıdır? Ya da tedavi edilmese ne olur? En önemlisi arkadaşlar malabsorpsiyon dediğimiz yeteri kadar vücudun aldığı besinlerden yararlanamaması durum bunun sonucu olarak büyüme gelişme geriliği ve yeterli madde alamadığımız için bir hipokrom mikroster anemi yani demir eksikliğindeki anemiye benzer kansızlığa benzer bir durumun oluşması. Bunun dışında emilemeyen diğer makromoleküllerden işte folik asit B12'nin emilememesine bağlı olarak megaloblastik anemi yani kansızlığın bir başka çeşidi, kalsiyum ve K vitamini eksikliği otoimmün hastalıkların özellikle sıklığının ihtimalinin artışı yeteri kadar kemik yapısına girdirilecek bir maddenin bulunamaması nedeniyle osteoporoz çocuklar erişkin yaşlarda kısırlık ve sık düşük olması annenin ya da çocuğun depresyon haline biraz yoğunlaşması, lenfoma ve kalın ve ince bağırsaklarda kanser sıklığının artması maalesef çölyak hastalığında görmezden gelinirse başımıza gelebilecek şeyler. Şimdi şunu soracaksınız. Madem bu kadar belalı bir şey biz çölyak hastalığının tedavisinde ne kullanıyoruz? Acaba böyle bir tedavi var mı? Şimdi çölyak hastalığının tek tedavisi arkadaşlar ömür boyu buğday, arpa, çavdar ve yulaf tahıllarında bulunan glutenden sıkı bir şekilde diyette uzaklaşmaktır. Yani hastalığın sebebi Glutense, gluteni hayatından çıkartmak bunun tedavisidir. Çölyak hastaları özellikle buğday, arpa, çavdar ve yulaflı gıdalar tüketmedikleri gibi ayrıca süpermarketlerde satılan hazır gıdaların içlerine dikkat etmeleri gerekir. Özellikle mutlaka, mutlak bir şekilde gluten içermeyen gıdalar tüketmeleri gerekir. Çünkü doğal olarak glutensizlerin dışında yani içerisinde gluten proteini bulundurmayan maddelerin dışında aldığınız her şey içerisinde bir miktar gluten bulunabilir ve hastalığınızı artırmaya devam edebilir. Yani şu şekilde söyleyeyim. Bir maddeye baktınız, içerisinde gluten olma ihtimali var ama 200 gramın altındaysa 1998'e kadar mesela onun içerisinde gluten yoktu size diyebiliyorlardı. Fakat 2007 yılında bu tekrar güncellendi ve 2007 yılında bu 200 miligramın altındaki değerleri hani yok sayıyorduk ya artık 20 miligramın altındaki değerleri yok sayıyoruz. Gene sıfıra indirmiyoruz. Yani glutensiz gıda olarak size satılan ürünler içerisinde de gene gluten bulunabilir arkadaşlar. Ama oradaki tek kriter 20 miligramın altında bir glutene sahip olması oluyor. Yani 15 miligram varsa sizin için sıfır değildir. Gene hastalığınız ortaya çıkacaktır. Ama glutensiz gıda yediğinizi zannederek bu ortaya çıkacaktır. Şimdi bu kadar söyledikten sonra çölek hastaları için yüz güvenli, sıfır gluten içeren besin maddeleri nelerdir diye sorarsanız tüm sebzeler, tüm meyveler, tüm bakliyatlar arkadaşlar, tüm katkısız katı ve sıvı yağların hepsi arkadaşlar. Yani zeytinyağı, avokado yağı, margarinler, tüm katı ve sıvı yağlar, yumurta, bal, reçel, basit toz şeker, zeytin her ne kadar sağlıklı olmasa da bunların içerisinde gluten sıfırdır arkadaşlar. Bunun dışında et, balık, tavuk ve bunların içerisinde kızartılmış ve işleme tabi tutulmuşları aslında bunun içerisinde dışlamanız lazım. Yani siz bir zincir fast food şirketine gidip orada bir bir tavuk kızartması ya da balık kızartması yediğinizde glutenin sıfır olmasını beklemeyin sizin aldığınız sadece balıkta ya da ette ya da buna benzer şeylerde gluten sıfırdır. Bunun dışında una batırılmamış konserve çeşitlerinin tamamı. Una batırılınca çünkü un içerisinde bir miktar gluten bulunabiliyor. Mısır, pirinç, patates hem kendileri hem de unları besin hazırlamada kullanılabilecek ürünlerdir ve bunların kendileri de yani mısır yiyerek de gluten almazsınız. Pirinç yiyerek gluten almazsınız. patatesi yerek gluten almazsınız arkadaşlar. Bunun dışında kestane unu, nohut unu, soya unu, üzüm çekirdeği unu da gene besinlerinizi hazırlamada kullanabileceğiniz ve bu buğday, arpa vesaire gibi gluten içeren maddelerin bulunmadığı içeriklerdir. Bunun dışında evde çekilmiş eğer güvenli baharatlarınız varsa ve o çektiğiniz diyelim ki kahve çekirdeği çekiyorsunuz. Onun içerisinde herhangi bir una benzer bir şey çekmediyseniz gene sizin için de güvenlidir bu. Şimdi kısaca size bir hatırlatma olsun diye tekrar söyleyeyim. Eğer gluten enteropatiniz varsa içerisinde gluten bulunabilecek hiçbir maddeyi tüketmemeniz lazım. Özellikle buğday, arpa, çavdar ve yulaf katkılı her türlü üründen uzak durmanız lazım. Burada ne giriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Un bulgur, bulgur pilavı, irmik, makarna, şehriye, kuskus, ekmek, kek, pasta, kurabiye, bisküvi, börek, çörek, gofret, simit, kraker, dondurma külahı, unlu tatlılar, gluten içeren hazır salça, ketçap, un ilave edilen çorbalar, soslar, tarhana, yarma gibi ürünlerin hepsinden uzak durmanız lazım. Aksi takdirde hastalığınızda herhangi bir düzelme bekleyemezsiniz. Bunun dışında galete ununa, una batırılarak kızartılmış bir balık ve et ürünleri varsa bunlardan uzak durmanız lazım. Malt kullanılan içecekler varsa bira, vodka, cin ve benzerinde ürünler gene aynı şekilde buna neden olacaktır. Gluten içeren hazır çorbalarınız varsa, köfte varsa, hane harçları varsa yani bu tarz hazır çeşniler varsa sirke, çikolata, puding, sakız, ketçap, mayonez, dondurma gibi ürünlerin bazılarında gluten bulunabilmektedirler. Az önce de söylediğim gibi 20 mg'ın altında olması onlar için içerisinde gluten yok ibaresini koymaları için kendilerine hak oluşturuyor ama sıfıra düşme ihtimalinizi ortadan kaldırıyor. Burada anlattığım konu sadece çocuklar üzerinde değil hem çocukluk döneminden başlayarak onların ileriki yaşlarında da bu hastalıktan korunmak için anlattığım bir hikayedir arkadaşlar. Bunun dışında tuzlu ve soslu kuru yemişler glutenle yapıştırıldığı için yasaktırlar arkadaşlar fakat bunların gluten işlem görmemiş halleri yani çiğ olanları gluten içermeyen kuru yemişler size kullanım için serbesttir. Yani kaju eğer kurutursanız kızartırsanız yasak fakat çiğ kaju tüketmenizde herhangi bir sıkıntı yok. Peki ayrıca glutensiz diyette nelere dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar? Doğal gıdalara önem vermeniz gerekiyor. Herhangi bir işlemden geçirilmemiş süt, et, balık, yumurta, sebze, baklagil, pirinç, mısır, patates herhangi bir şekilde tüketmenizde sorun yok arkadaşlar. Okul ve dışarıda yemek yerken dikkatli seçimler yapılması lazım ve bulunduğunuz yerdeki okullarda bunun bilgisinin ayrıntı bir şekilde verilmesi lazım. Bunun dışında buğday unu karışık unlar, pirinç ununa dikkat edilmesi gerekiyor. Etiketsiz gıda tüket çok dikkatli olun ve etiket tüketilen gıdaların içerisinde birçok katkı maddesinin birlikte bulunduğunu biliyoruz. Normalde peynir tüketmenizde herhangi bir sıkıntı yok fakat tost peyniri içerisinde bulunan bir madde var. Tost peynirin içerisinde bir ben yok mu arkadaşlar? <laughs> o yüzden bu tarz ne olduğunu bilmediğiniz peynir çeşitlerinin ya da farklı ürünleri de tüketmemeye çalışın. Bunun dışında ilaçlar, kozmetik ürünleri, şampuanlar, kremler, gluten içerikleri yönden dikkatli bir şekilde izlenerek not alınmalı ve gerekirse kullanılmalı gerekirse onu dışlanarak alternatifine yönlendirilmeli. Pişirme ve hazırlık aşamasında güvenli gıdaların glutenli gıdalarla bulaş olmamasına dikkat edin ve eğer gerekirse bunlar için farklı bir pişirme düzeneği kullanın arkadaşlar. Eğer kafanız karışırsa bu konuyla ilgili bir sözü çözüme ulaşamazsanız veya hatanın sorunun nerede olduğunu bilmiyorsanız hızlı bir şekilde ön çocuk doktorumuza sonra eğer ihtiyaç olursa gastroenteroloji doktorunuza giderek ihtiyaç durumunda bu endoskopi yaptırıp doğru adımları atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu konuyla ilgili size anlatacaklarım birazcık uzunca oldu. Kusuruma bakmayın ama oldukça gerekli bir konuydu. Umarım yararlı olmuştur. İhtiyacı olan arkadaşlarla bu videoları paylaşmayı ve eğer bu videoların gerçekten yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenerek, yorum yaparak videomuza, kanallarımıza destek olmaktan geri durmayın. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.